Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugün pirzola yapacağız, kuzu pirzola. Tabii ki de kış ayı olduğu için fırında yapacağız. Mangal sezonu açılana kadar fırında yapmaya devam. Çünkü biliyorsunuz acayip soğuk, hasta olmanın anlamı yok. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önce çıkarttığım pirzolalar testereyle kesmişim buralarını. Videolarını da size zaten paylaşmıştım. Şimdi bunu önce evvela bir güzel tatlandıracağız. Zaten tadı tuzu var ama bir marine etmemiz gerek. Güzel ve lezzetli olsun diye. Hemen şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek soğanlarımızı evvela kıyıyoruz. Evet, soğanlarımız bitti. Benim de gözler bitti. Soğanlar biraz acı olduğu için gözleri yakıyor. Şöyle iyice yoğuşturun, yumuşasın. Hafif de suyunu salacak zaten. Etleri koyduğumuz kabın içine atıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bir güzel şöyle bir içlere doğru götürelim. Her tarafına girsin. Sadece soğan koymayacağız. Buna hem lezzet hem de hafiften biraz daha yumuşama. Zaten yumuşak olan eti tamamen pamuk haline getireceğiz. Bu size fikir sunabilir. Daha başka etlerde de deneyebilirsiniz. Sadece bunda değil. Ve arkadaşlar süt. Yaklaşık bir litre kadar ya da 750 gram kadar yetiyor. Bu kadar ete tabii. Daha az kullanırsanız daha az ete olabilir. Şimdi bunu şöyle bir 3-4 saat kendi kendine hem sütünü çeksin hem de soğanın lezzeti içine geçsin diye birazcık bekleyeceğiz. 3-4 saat sonra fırına atacağız. Tabii gene çok farklı bir şekilde baharatlayıp farklı bir şekilde yapacağız inşallah. Bir yere ayrılmayıp piştikten sonra görüşürüz. Geldik pirzolarımızı pişirmeye. Tahtamızın boyutlarında aynı zamanda tepsimizin de boyutu oluyor. Bunu böyle yanına koyalım. Pirzolalarımızı görüyorsunuz bembeyaz oldu. Buradaki olay fazla sütünü almak. Yani tatlı bir tadı olmasın. Çünkü birazdan koyacağım malzemeler onu daha da lezzetli hale getirecek. Bu marinasyonu bütün etlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Size bir fikir sağlasın diye göstermek istedim. Yani pirzolada biraz daha tadı değişsin diye yaptım. Ama siz mesela atıyorum farklı etler yani sert etlerde, kontrfile vesaire o gibi etlerde bunu deneyebilirsiniz. Onlar biraz daha pirzolaya göre sert oluyor. Şöyle bir tereyağı alacaksınız arkadaşlarım. Böyle göbeklerine gelecek şekilde tereyağı hem bir aroma versin, koku versin, kendine has kokusunu hem de güzel bir lezzet. Başka yer kaldı mı bakıyoruz. Şimdi geldik baharatlama olaylarına. Tabii ki de kuzunun can dostu kekik, bolca. Hiç korkmayın kekik fazlası acı yapar vesaire diye. Hiç de olmuyor, ben denedim. Seviyorum da gayet de güzel de oluyor. Ondan sonra isteyen için pul biber. Ve de tuz. Biraz da karabiber koyalım. Evet. Arkadaşlar fırınınızı maksimumda açın. Yaklaşık yarım saat sonra bu yavruların işi biter. Şimdi ben bunu fırına iteyim. Yarım saat sonra da piştikten sonra hemen de geleyim. Evet, bir yere ayrılmayın arkadaşlar.
Yarım saat sonra buradayız. Hadi bakalım. Geldik bir mutlu sona da. Pirzolalarımız finito. Şimdi tadına bakalım. Rastgele bir tanesini seçelim. Nasıl olmuş? Güzel mi, kötü mü? Yorumumuzu yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dostlarım, harika olmuş. Üstü fıstık gibi kızarmış. Altı da yumuşacık kalmış. Kendi suyundan dolayı. Yani velhasıl kelam. Başardık. Oldu. Ve yani dümen değil ha. Ben yaptım da videonun arkasında ben yiyorum diye güzel değil, güzel demiyorum. Hakikaten güzel. 10 numara oldu. Denerseniz siz de zaten bayılacaksınız. Yani ne diyebilirim ki daha fazla. Üşlemeye bakın. Süper olmuş. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Ve halen daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi her videoda da söylüyorum artık. Bu videolar YouTube'a yüklenmeden önce Instagram fotoğraf olarak yükleniyor. Fotoğraflarına bakarak bu adam ne yapacakmış falan diye düşünenler varsa oradan görebilir. Ve görürken de bir takip ederseniz harika olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.